International Masterclass programı kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde bulunuyoruz. Şu anda yanımda ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bilge Demirköz hocamız bulunuyor. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masterclass programında neler oluyor, içerisinde neler var, bilgi verebilir misiniz hocam? Öncelikle Konya Bilim Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz. Uluslararası fizikte yetkinlik dersini biz iki kez organize ediyoruz her sene. İlk yaptığımız ODTÜ'de 32 öğrenci için, sonra Konya Bilim Merkezi'nde de 64 öğrenci için yapıyoruz. Bugün yaklaşık 30 okuldan 64 öğrenciyle birlikte Konya Bilim Merkezi'nde buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ben ve ekibim de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Bu etkinlik kapsamında sabahleyin 3 hocamız ders verdiler. Ve CERN'de yapılan çalışmaları, karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi, evrenin nasıl parçacıklara enerji ve kütle kazandırdığını anlattık. Evrendeki büyük sırları, öğrenmeye çalıştığımız, bazı ölçmeye çalıştığımız bazı fizik sabitlerini anlattık. Şimdi ise çocuklar içeride ekibimle birlikte Atlas'ın verisini analiz ediyorlar. Her öğrenci 50 olayı, çarpışma olayını analiz edecek. Ve sonra saat 5'te de CERN'e bağlanacağız. Ve orada da 4 farklı üniversiteyle bir canlı yayın yapacağız. Ve oradaki öğrenciler de aynı şekilde bugün 5 üniversitede bu etkinlik sürdürülüyor. Oradaki öğrenciler de her biri 50 olay veri incelemiş durumdalar. Onların verileri birleştirildiğinde ortaya daha net bir fotoğraf çıkacak. Aslında burada çocuklara öğretmeye çalıştığımız en önemli etkilerden bir tanesi istatistiğin etkisi. Yani veri arttıkça biz daha iyi öğreniyoruz. Bazı parçacıkların çıktığını, onların tesir kesitlerini, onların etkileşimlerini daha iyi anlıyoruz. Ve bugün Konya Bilim Merkezi'nde de bu etkinliği yaparak hem çocuklara bilimi tattırmak, bir günlüğüne de olsa onları bilim insanı gibi hissettirmek istiyoruz. Onların düşünmeye sevk etmeye çalışıyoruz. Yani o içgüdüsel olan merakı kamçılıyoruz. Ve diğer yandan da tabii burada Konya Bilim Merkezi'ndeki sergileri gezmekten de sanırım çok büyük keyif alıyorlardır. Umarım öyledir. Peki bu Masterclass etkinliğinin amacı nedir hocam? Bu etkinliği bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk gerçekleştiren sizsiniz. Bunun amacı nedir? Ne amaçlıyor? Biz 6 seneden beri bu etkinliği yapıyoruz. 3 seneden beri Konya Bilim Merkezi ile ortaklaşa ikincisini de yapıyoruz her sene. Bizim buradaki amacımız CERN'ün ortaya ürettiği bilgileri yeni kuşaklara aktarabilmek ve onları da bu alan için heyecanlandırmak. İnsanın en büyük bilgi birikimi meraktan kaynaklı temel bilim sorularına cevap vermek aslında. Bu sonra doğal olarak kendi sürecinde işleyerek aslında teknolojiye de neden oluyor. Fakat önce merak vardı. Her şeyin başında merak vardı. Ve burada işte Higgs parçacığını onlara kendilerini bulmasını sağlayarak aslında yaptığımız şeyin hem sihrini gösteriyoruz hem de onların düşündüğü sihirden farklı olmadığını, yani onların düşündüğü sihirden farklı olduğunu gösteriyoruz. Yani bunlar demek ki insanlık tarafından yapılabiliyor, onu gösteriyoruz. Ama bu serüvenin içinde olmak, o yolda yürümek aslında o işin sihri. İmkansız değil ama o yolda yürümenin kendine özgü bir sihri var. Onu da çocuklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu yolu birlikte yürüyelim, bu deneyimleri paylaşalım istiyoruz. Ve şu da önemli, yani uluslararası bir etkinlik bu. Ve bugün işte Fransa'dan, İtalya'dan farklı üniversitelerle buluşacağız, onlarla konuşacağız. Ve bilimin bağdaştırıcı, kaynaştırıcı, bizleri kültürel diplomasiye sevk eden yönde aslında bu. Biz bir bilim hedefiyle diğer ülkelerle birlik olabiliriz. İnsanın ortak hedefi dahilinde birlikte çalışabiliriz. Bunu da onların hissetmelerini sağlayacağımızı diliyorum. Saat 5'teki canlı yayında. Peki hocam, bu Masterclass etkinliği için öğrenci seçimi yaparken sadece bölgesel seçimler mi yapılıyor? Mesela Ankara'da yaparken sadece Ankara'daki öğrenciler mi katılabiliyor? Konya'da sadece Konya'daki öğrenciler mi katılabiliyor? Yoksa tüm öğrencilere açık bir etkinlik mi? Bize yazan her liseye cevap vermeye çalışıyoruz. Şu an geçen 2 hafta önce ODTÜ'deki etkinlikte İstanbul, Bursa ve Ankara'dan 12 lise vardı. Bugün de sanırım 30 lise var. Evet. Antalya'dan var, Hatay'dan, Adana'dan, Adana, var. İstanbul, Ankara var yine.
bize ilgilerini belirten öğrencilere, hocalara ve öğrencilere yer açmaya çalışıyoruz. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.